Sormamız gereken bu istihbarat konusu tabii. Nasıl ciddi bir şekilde çalıştı? Bu arada ben izleyicilerimize dün paylaştım. Musa Özurlu'yla yaptığımız o akşamüstü yani habere doğru yayınımızda ayrıntılarını vermeye çalıştık aldığımız bilgilerin. O bilgiler önemli. Bu bilgileri sizlerle de paylaşayım. Daha sonra Sayın Pekin'den de olasılığı üzerinde konuşalım isterim doğrusu. Biliyorsunuz özellikle Azerbaycan ve İran sınırının güvenliğini, her türlü güvenliğini koruyan ki 689 kilometre mesafede bu İran-Azerbaycan sınır güvenliği, İsrail Devleti ile yakın çalışan şirketlerden Elbit sağlıyor. Elbit ne olduğunu birçoğunuz biliyorsunuzdur büyük bir ihtimalle ya da izleyicilerimiz belki biliyordur. Elbit tabii devlet gibi işleyen ve dünyada sınır güvenliği veya güvensizliği konusunun uzmanı bir şirket. Yani İran içerisinde eğer yüzlerce suikastçı rahatlıkla dolaşabiliyorsa Elbit'in de yardımıyla, çünkü bir İsrail şirketinden söz ediyoruz, Azerbaycan-İran sınırından kolaylıkla gelip İran içinde rahatlıkla hareket edebileceğine yönelik de uzmanların görüşleri var. Dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin işte hayatını kaybetmesinden sonra başlayan bir süreç tabii. Yeni Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine de Haniye'nin katılması bekleniyordu. Şimdi istihbaratları da bu şirketin sağlayabileceğine yönelik iddialar var. Çünkü bu şirket 1966 yılında kurulmuş. Havacılık, kara ve deniz sistemleri, komuta ve kontrol, bilgisayarlar, istihbarat gözetleme ve keşif, insansız hava araçları, ileri elektro optik uzay sistemleri, elektronik savaş takımları, elektronik istihbarat sistemleri ve veri bağlantıları, haberleşme sistemleri gibi o özellikle radyo alanında faaliyet gösteriyor. Şirketin merkezi de Hayfa'da. Yani sonuçta bu şirkete Aliyev tarafından ihalesiz bir şekilde bu sınırın koruması, güvenliği verilmiş durumda. Dolayısıyla iddialar o ki rahatlıkla bu şirket aracılığıyla İsrail aldığı istihbaratları değerlendirip İran içerisine sızabiliyor. Ne diyorsunuz Sayın Pekin? Böyle bir iddianın acaba ayakları yere basıyor mu? Yani olabilir tabii ama yani her şey olabilir. Ama bu çok zor bir konu. Yani o kadar sınır boyunca yani her bir şirketi eğer gerçekten böyle bir şey yapmaya kalksa böyle mi yapar, başka türlü mü yapar bilemem ama her bir şirketine kadar bir defa Azerbaycan'ı iyi tutmak durumunda. İsrail başka dostu yok o bölgede. O bölgede ihtiyacı Azerbaycan. Yani Azerbaycan böyle kullanmaz. Çünkü petrol alıyor, onun petrolünü satıyor, doğal gazını alıyor, doğal gazını satıyor. Onun karşılığında tanklarının ellerindeki tankların şeyi dahil, modernizasyonu dahil çok sayıda iş yapıyor. Yani bizim aldığımız casusluk yatırımları var geçmişte bu İsrail'den şirketten. değil mi? Özel kuvvetler için aldığımız bir takım malzemeler var bu şirketten. Dinleme sistemleriyle ilgili, cep telefonu vesaire falan dinleme sistemleriyle aldığımız şeyler var böyle, bu sistemden. Yani bir defa şunu görüyoruz. Heron'lar uçarken de her devletin personeli sizinle ilgili bir bilgiyi aldığı zaman kendi devletlerime götürür. Yani bunu önleyemez. Önlemek için bunun çok kritik yerlerde kritik personel çalıştıracaksınız ve girişi, çıkışı her şey imzalanacak. O kritik malzemeyi kullananların ne anlama geldiği falan özel seçilecek. Ancak böyle bu işi yapabilirsiniz. Ya, yoksa kritik yerlerde şimdi huduttaki şeyin ne anlamı olur? Yani şu mu çıktı ortaya? Bu olay şey yapıldı, bu suikast yapıldı. Suikast karadan mı yapıldı? Evet. Karadan yapıldı. Yani karadan yapıldığına dair bir şey yok. Çünkü karadan yapılsa çok farklı bir ortam ortaya çıkar. Yani karadan yapıldığı zaman oradan girebilirler insanlar. Ama içerideki bilgilerle, sınırdaki bilgilerle ilgili ne oluyor? Tatbikat mı yapıyor? İran şunu mu yapıyor? Bunu yapıyor? Bununla ilgili bilgiler gidiyordur İsrail'e. Yani bunu önleyemezsiniz. Gidiyordur. Önlemek için başka tedbir almanız lazım. Başka neler gidiyordur? Belki
Bu yakınlaşma dolayısıyla o bölgedeki farklı unsurlar dolayısıyla farklı bilgiler de gidiyordu. Yani savunma, ülkenin savunmasına ait, Türkiye'nin işlerine ait falan bu bilgiler de gidiyordu. Yani bunları bilemiyoruz. Yani Azerbaycan'ın içerisinde, İran'ın içerisinde bunların istihbaratla ilgili bölümlerinde çalışanların, üst düzey çalışanların ne kadarı şeye çalışıyor, bunlara çalışıyor. O da ayrı bir konu. Yani adam yardımcıdır, buna çalışıyordur. Bu işin içinde bir de çok büyük para dönüyor bu işin. Yani sadece para değil ama para da dönüyor. Yani bunun örnekleri de var. Yani adam 30 yıl şeyde İngiliz istihbaratının şeyini yapmış, ikinci adamlığını yapmış, Sovyet aşırı çıktı. Yani bunlar her zaman bunlar olur. Bunları kontrol edecek devlet. Yani şimdi şey bu İtalyan gazetesi var. Onunla ilgili bu Corriere diye bir gazete var. O gazetede şeyi yazıyor. Bu olayı yazıyor. Yani şimdi adamı almışlar muhafızlar. Kaldıkları yer aslında o başka bir yere getirmişler. Son dakikada 20 dakika uzaktaki Sadabat diye bir yere götürüyorlar. Sadabat tesislerinin bulunduğu bir yere götürüyorlar. Halbuki ondan evvel gittikleri yer şeyle ilgili. Bu adamın gittiği, yani şeyin gittiği yer, İsmail iyi götürdüğü yer baktığımızda Irak-İran savaşında ölenlerle ilgili, onun anılarıyla ilgili bir yer orası. Oraya gitmeleri gerekiyormuş. Son dakikada demişler ki biz şey değiştirelim. Yani bir aldatma yapmışlar. Farklı bir yer almışlar. Yani farklı bir yer alınca büyük ihtimalle 20 dakikada, yani şunu bakacaksın. 20 dakikada adam eğer daha önceden bir hazırlık yapmışsa büyük, yani şunu söyleyebilir. Ya siz oraya geldiğiniz zaman oraya gitmeyin. Yani muhafızlardan bir tanesi oraya gitmeyin. Deyin ki biz emniyet tedbirleri maksadıyla 20 dakika uzaktaki bir yere gidelim. Bu karşı tarafa bu taarruzun icrası ile ilgili çok büyük bir imkan verir. Yani bir defa istihbarat böyle bir şey. 20 dakikada hazırlanır adamlar. Uçağı da hazırlar. Çünkü uçağın bir yerde hazır olması lazım. Öyle bu iş öyle şey değil ki daha evvelden haftalarca evvel hazırlanmış. Bu adamın öldürülmesi, İsmail Haniye'nin öldürülmesi söz konusu olmuş ve hazırlık yapılmış. Eğer uçakla geliyorlarsa bir sürü hava sahasından geçecek. Ürdün'den geçecek, Irak hava sahasından geçecek. Türkiye hava sahasından da geçebilir. Çünkü zamanında geçtiler 2007 yılında. Türkiye hava sahasını kullanmak suretiyle Deirezor'daki bir tesisi bombaladılar. Gelip aynı yerden çıkarken biz farkında bile olmadık bu konunun. Çıkarken şey yaptılar. İki tane F-16 yakıt tankını taşımamak için araziye bıraktılar. Yukarıdan aşağı bıraktılar. Yani biz geldik geçtik gibi bir de imzalarını attılar. Yani. Evet. Bunun için şeylerin bu muhafızların vesaire bilgiye olması lazım. Çok dikkat etmesi lazım. Hele İran gibi bir yerde yani çok fazla sayıda ya daha yeni bir şey bitmiş, kavga bitmiş, seçim olmuş, seçimden evvel geçen yıl evvelki yıl kavgalar var o kızın öldürülmesiyle ilgili çok büyük bir olaylar olmuş. Buralarda çok sayıda şey bulabilirsiniz, kendinize çalışan kişi bulabilirsiniz. Kendinize çalışan derken şunu kastediyorum. Yani bir büyük ihtimalle İsrail İran'da bir istihbarat ağı kurmuştur. Bakın istihbarat ağı ve bu istihbarat ağının belki başındaki bir iki kişi hariç geri kalan tamamı yerli halktan oluşmuştur. Onlar bilgi toplarlar. Yani şeyin istediği bilgileri toplarlar. Baştaki karargahın istediği bilgileri toplar. Onları gönderirler. Onlar istihbarat haline getirilir. Eğer kafaya koymuşlarsa ki koydular bu da açık açık belli. Bakın bizdeki gibi değil. Bizde de biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bu Kandil'deki adamları şeye aldı biliyorsunuz. Kategorileştirdi. Bunları öldürenlere mükafat vereceğim, getirenlere mükafat vereceğim gibi bir şeyler söyledi. Aynı şeyi 1972 Münih Olimpiyatlarında bunlar yaptılar. Ölünce
öldürülünce dünyanın neresinde olursa olsun bu bizim atletlerimizi öldüren, sporcularımızı öldürenleri bulacağız ve infaz edeceğiz. Yaptılar da. Tek tek dolaştılar. Aynı şeyi bu sefer yani bu 7 Ekim'den sonra böyle bir karar aldılar. Dediler ki biz de bunu yapanları biz şey yaparız. Ortadan kaldıracağız. Ortadan kaldıracağız. Evet. Ve bunun ismi Münih yemini gibi bir şey. Kendilerine göre bir şey söylediler. Şu anda bakıyorum şimdi hemen hemen Muhammed Daf mesela Hamas'ın Tugay komutanlarından bir tanesi öldürüldü. Ondan sonra işte şey öldürdü, diğerleri de öldürdü baktığımız zaman çok sayıda. 4 ya 6 ya 7 kişiler bunlar. Şu anda sırada olan Halit Meşal var. İkinci Halit Meşal biraz daha tabii şey siyasi bürünün başına geçecek herhalde. Başka kim var bunu şey yapan? Yahya Sinvar var. Evet. O şeyde Hamas Tugaylarının başında. Sanırım bir kişi daha var. Yani Hamas Tugaylarının başında şu anda muharebe eden ya da orada çarpışan. Dolayısıyla bunlar hesaplanmış. Bunların hepsi yerine gidip canına hazırlanmış. Sadece zamanı ve yere mevcut duruma göre uyarlanıp planlar hemen oraya monte ediyor, uygulanacak şekilde. Ve hazırlarken üstün körü değil, çok da iyi hazırlamışlar. Bana göre yani uçakların geçişi, uçaklarla mı oldu, başka bir şeyler mi oldu bilmiyoruz. Mesela İran açmıyor, diyor ki birileri şeye geldiler, Ürdün'e geldiler, Ürdün'den şeye geldiler, hava sahası olarak Irak'a geldiler, Irak'tan da şeye indiler, İran hava sahası üstüne girdiler ve oradan attılar. Bu çok acı bir şey. Tabii bir yani. bir başka iddia da Sayın Pekin, New York Times'ın bu gazetesinin yazdığı yazı, özellikle Haniye'nin kaldığı konuta aylar öncesinden gizlice konulan bir bombanın patlatılmasıyla gerçekleşti. Yani bir füze saldırısı olmadı. Sonuçta çünkü Haniye'nin kaldığı konutta meydana gelen patlamada hani bir füze saldırısına yönelik görüntüler yok. Büyük bir tahribatın olmadığı görülüyor. New York Times'in yazdığı da bu. Tahran'da bulunan Haniye'nin gece 2 civarında da odada olduğunun teyit edilmesinden sonra bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığına dair de bir bilgi. Haniye'nin o konuta değil de yani öbür konuta değil de bu Sadabat'taki konuta gitmesini ayarlayan bir düzen var. Yani adımı oraya yönlendiriyorlar. Hazırlanmış bir tuzağa çekiyorlar. Şimdi ama bu çekme amaçları da deception dedikleri. Yani aldatma tekniği olarak. Yani biz işte burada kalacağımız sanırlar ama biz burada kalmayacağız, başka yerde kalacağız. Muhafızların etrafında kim var, ne var, niye böyle bir karar aldılar bilmiyorum. Yani neden böyle bir şey ve bu konuda adamı kendi muhafızları götürüyor oraya. Evet. Yani böyle bir bu kadar kritik bir durumda ve birileri İsmail Haniye gibi birkaç kişinin de ölümünü listeye almış, ölüm listesine koymuşlar. Bu konuda dikkatli olması lazım. Evet, doğru. Doğru. Belki de onun için bir türlü şeyi açıklamadı. Açıklamada gördünüz mü bilmiyorum resmini şeyin, binanın resmini, son durumu. Evet. Yani füze de gelse sorun olmaz ama sonuç olarak demek ki içeride böyle bir şey hazırlamış olabilirler. Hatta hazırlamalarına gerek yok. Haniye'nin eşyalarının arasını başka bir şey de koyabilirler. Yani daha evvelden şey olmasına gerek yok. Bulunur çünkü büyük ihtimalle arama yapılması lazım. Girdiler eve, oraya. Normalde arama, böcek araması, bilmem ne araması yapılması lazım. Elektronik arama. Şimdi elektronik arama yapılırsa, elektronik arama biterken birileri aynen bizim bu şeyde yaptıkları gibi, FETÖ'nün yaptığı gibi, FETÖ'cülerin yaptığı gibi, yani elektronik arama bittikten sonra birisi güçlü bir bombayı, yani çok fazla güçlü olmasına gerek yok. Yani bir kişi öldürüyorsunuz, yeterli basınç sağlarsanız, o basınç zaten, o blast yetkisi hem duvara doğru vurur, hem de daha sonra duvarlardan içeri doğru vurur ve insan ölür. Yani bu da başta ellerinde bu tip bombalar var, bu tip şeyler var, sistemler var. Onun için buna öyle bakmak lazım. Yani bakın şey bile açıklanmadı, hatırlıyor musunuz? Bir ara yine bir bu nükleer
ya silahlarla, nükleer konularla ilgilenen birisinin şeyini yaptılar, öldürdüler. Evinden araçla şeye gelirken, Tahran'a gelirken, mesela onun nasıl öldürdüğü belli değil. Yani diyorlar ki yok uzaydan vurdular, yok bilmem nereden vurdular. Yani bunların her türlü taktiği kullanıyorlar. Yani onun için daha böyle yaratıcı düşünmemiz gerekiyor bu konuda. Evet, haklısın. Ama tabii ben şunu söyleyeyim. Çok acı bir durum tabii yani bir ülke için. İran için üzüldüm. Üzüldüm derken umarım biz de gereken tedbirleri alırız, alabiliriz diye. Bir de yani oralarda şey bulmak kolay, ne bileyim, işbirliği bulmak kolay olabilir bazı yerlerde. Yani rejime karşı duran bazıları işbirliği yapabilir. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Türkiye'de de böyle bir savaş başlarsa, şeye muhalif olan, ulusal devlete muhalif olan ya da şey olanlardan birileri bu işleri yapabilir. Türkiye'de de yapabilir diyorsunuz. Evet. Bu konuyu da birazdan ayrıntılı konuşalım. Çünkü ne gibi önlemler alınması lazım? Yani bu türlü liderlerin Türkiye'ye çağrıldığında acaba önlemlerin hani dozunu tabii ki arttırmak lazım ama işte görüyorsunuz sonuçta bir şekilde bir formülünü, bir yolunu bulup bu saldırıyı yapabiliyor İsrail. Yani çok ciddi de yapabiliyor. Mesela Trump'a yapılan saldırı efendim. Yani Trump'a yapılan saldırı 110 metreden, 120 metreden bir tane çocuk almış. Keskin nişancı. Özel. Evet. Birilerinin gülenemesiyle vurdu. Ölüyor da adam az kalsın. Yani zor kurtuldu. Şansına ölmedi. Evet. Trump'a söylüyor. Evet. Yani bu konuda şey diyor böyle çok mükemmel hazırlıklara falan da gerek ama bunlar hazırlıklı. Büyük ihtimalle hazırlık yapmışlardır. Çünkü evet, belli. Var, her şey var. Belli. Mesut Pezeşkiyan'ın tabii işte Cumhurbaşkanlığının törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. Sonuçta oraya geleceği